Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Telefon numaram ve Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Bizden süt, peynir siparişi vermek isteyen takipçilerimiz bu numaradan bizlere ulaşabilirler. Aynı zamanda Akçakale'den Boztepe'ye kadar da evlere süt servisimiz vardır. Evet, videoya geçecek olursak. Bu sabah inekleri yedirdikten sonra abimle bir çılgınlık yapalım dedik. Nedir bu çılgınlık? İnekleri yedirdiğimizde, yani işi çiftlikte bitirdiğimizde saat tamı tamına 11'di. İstanbul'a gönderilecek 15 litre süt, pardon 110 litre süt vardı. Dedik sütleri mi hazırlasak yoksa birazcık istirahat mı etsek? Şıkkımızı istirahat tarafından kullandık. Saat 11'de anneme geldik ve şu anda saat 1. Odur budur uyuyoruz. Aha bak battaniyem de üzerimde. Tabii bu yatmanın da acı acı çalışması olacak şimdi değil mi anne? Evet. Az önce söylediğim gibi İstanbul'a 110 litre süt paketleyeceğiz. İnekleri yedireceğiz, sağacağız. Peynir de var, onları da paketleyeceğiz. Sonra akşam sütünü de dağıtacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Nasıl anne? Çok güzel. Çok mu güzel? Annemi de göstereyim mi size arkadaşlar? Göstereyim. Anne göstereyim anne. Seni soruyorlar hep. Ama oğlum Habil'e. Bağla başını anne. Aa, Habil'e diyor oğlum. Bağla ben Habil'e çekeyim seni demiyorum ki. Annemi çekene kadar... Ayrıyetten bir video daha fazla çekeyim daha rahat yani. Annem, oğlum kolum, oğlum başımı örteyim. Aha şimdi hazırlanıyor. Neyse yarım saat sonra annemdeyiz. Arkadaşlar annemle video çekecektim ama çekemedim. Çiftlikte yem olmadığını hatırladım. Hemen abimle yemciye gittik. Süt yemi, arpa, sılaş, tavuklara yumurta yemi aldık ve çiftliğe geldik. Annemle de artık başka zaman video çekeriz. Zaten 5-6 gün sonra civcivler inşallah çıkacak. Onlarla çekim yaparız. Bakalım annemin duygu ve düşüncelerini alırız. Şu anda çiftlikteyiz. Çiftlik işlerini paketleri hazırladıktan sonra yapacağız. Süt dedik ya 110 litre süt siparişimiz var İstanbul'a diye. Onları hazırladıktan sonra... İşte abimle birlikte yedireceğiz, içireceğiz. İnekleri sağacağız. Süt dağıtımına çıkacağız. Şurada aldığımız yemleri de göstereyim sizlere. Artık sılaşı da tane tane almaya başladık. Bu yemci bize yakın arkadaşlar. Çok uzakta değil. Artık yaz gelince bir çaresine bakacağız bu işte. Sılaş toplayacağız. Yoncayı nasıl aldık bitir. Sılaşı samanı da alacağız. Ay şimdi ahıra mı gireceksin sen? Tamam ben de paketlemeye geçeyim. Abim çiftlikte tezekleri atıyor. O çiftlik işlerini hallederken ben de sütleri paketleyeyim. Paketlerimiz burada, burada ve şuralarda paketlerimiz var. Şu görmüş olduğunuz paket en büyük boyu paket. 25 litre süt alıyor. 30 litre almıyor yani. Ne yaptıysak sığdıramadık. 25 litre alıyor. Şimdi yuvarlak şişeler olduğu için kenarlarında boşluklar kalıyor. Belki böyle kare şişeler olsaydı 30 litreyi alırdı, rahat alırdı hem de. Ama yuvarlak olduğu için kenarlarında boşluklar kalıyor. O yüzden 25 litre alıyor. Boy boy var işte onlara tereyağı, peynir, süt. Kim hangi ürün istiyorsa pakete işte bakıyoruz. Kaç kiloysa pakete göre yerleştiriyoruz. Neyse şimdi ilk paketimizi hazırlayalım. Ben sütleri getireyim. Bantlayacağım sütlerin kapaklarını. Olur ki açılmasın yolda diye. İlk paketi hazırladım.
Şimdi ikinci paketi hazırlayacağım. Bu ikinci paketi de sütle doldurduktan sonra bunun üzerine koyacağım. Sonra ikisini birbirine bantlayacağım. Yani 50 litre bir paket olmuş olacak. Bunun sebebi de kargo daha uygun oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu ayrı ayrı versem, şimdi bunların hepsi tek bir adrese gidecek. Toplamda 5 paket olacak. O paketleri de birbirine bantlıyoruz ki 5 paket değil de 3 paket olsun da fiyat aşağıya düşsün diye. Onları da birbirine bantlayacağız yani. 50, 50 bir de 10 kiloluk bir paket olmuş olacak. Toplamda 3 paket. Şimdi bunu da hemen hazırlayalım. Süt paketleme işi tamamdır. Aslında tam olarak tamam değil ama bir 10 litre daha süt girecek kutuya. O da bantlanacak, buraya koyulacak. Ama 10 litreyi sabah koyduk şoklanmaya. Buz bile tam olarak tutmadı. Yani böyle hafif hafif buzlanmaya başladı. Artık çiftlikten çıkıp gidene kadar biraz daha şoklansınlar diye bekletiyorum onları. Bunlar tamamdır ama şu anda arkamdaki paketlerde 100 litre süt var. 10 litre daha ilave edeceğiz. Paketleri de birbirine bantladım. Yurt içine gidince, kargoya gidince tekrardan bol bol bantlayacağım bunları. Şey olmasın diye. 50-50-100 kilo. Ben sordum çalışanlara hani 50 kiloluk problem olur mu diye. 100 kiloluk bile paket getiren var dedi. O yüzden 50 makuldür. Hani çok da vatandaşları zorlamaya gerek yok. Fiyattan düşüreceğiz diye. Ama sorun yok dediler. 100 kiloluk paket geliyorsa 50 kiloluk paket bir şey değildir herhalde onlara. Evet, durumlar bu şekilde. Şimdi çiftliğe gidelim. Abim sağma başladı galiba. Ben de yardım edeyim. İnekleri yedireyim. Tavuklara bir bakalım. Yumurta yapmışlar mı, yapmamışlar mı? Ne var ne yok. Öyle devam ederiz işte çiftlikten. Çiftliğe gelir gelmez bu misafir ineğimizin susadığını fark ettim. Hemen suyu kovaya aldım. Su içirmeye başladım. Bakın nasıl gümbür gümbür suyunu içiyor. Normalde otomatik suluk var burada ama şu yandaki bunun yemini yediği için, buna yedirmediği için mecbur bir yan tarafa kaydırdık bunu. Bakın şimdi, bak göstereyim onu. Nasıl iştahlı yiyor. Bak. Şurada suluk var. Normalde bu inek, şu inek şuradaydı. Şuradan da suyunu içiyordu. Ama yemini de o yiyordu hızlıca. O yüzden buraya aldık onu. Burada suyunu içti. Daha içecek misin kız? İçmeyecekmiş. Şimdi ben de sağıma yardım edeyim. Memelerini yıkayayım. Kümese geldim. Hindileri, tavukları yedireyim derken hindilerin kapısını açık bıraktım. Bunlar da çıktı. Şimdi yerlerine kovuyorum onları. Hadi bakayım. Tabii onları yerlerine kovarken tavuklar da oraya geliyor. Şimdi onları çıkarmaya çalışacağım. Bakın iki tane de yumurta var. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 ha. Bak bak. Hadi hadi çık. Hadi çık. Çık. Şu hindi yumurtalarını da alalım. Maşallah. Bakın. Hindi yumurtası. İki tane. Bugün iki tane yaptılar. Ama geldiğimde bir tane daha yatıyordu arkadaşlar orada. O da muhtemelen yumurtlayacaktı. Hindiler dışarıya kaçınca o da ayaklandı, kalktı. Böyle tavuklara yem verdim. Kümesteki işleri... onu elimle mi yakalamam gerekiyor? Seni elimle mi yakalamam gerekiyor? Şimdi gel bakayım, gel. Gel bakalım. Aferin sen, aferin. Oo, etli de ha. Etli butlu da ha. Bu dişi. Ferik. Atalım bunu yerine. Sakin olun. Al, al. Al bakalım.
Evet. Fena değil. Etleri butları var. Başka yok değil mi? Bu tarafa da bakalım. Eğer karışırsalar, yani burada tavuk orada hindi kalırsa, burada tavuğu vururlar, burada hindiyi vururlar, affetmezler, kavga ediyorlar. Evet, burada işimiz bitti. Gelip gidip sulukları da kontrol ediyorum. Depoda su biterse su basacağız oraya. Şöyle üstten yukarıdan geliyor, hem buraya hem hindilere. Şeye de ilaç kattım ama şu gözleri daha inmedi. Hindi, aha bak. Hemen saniyesinde ne var burada? Buradakinin aynısı da orada vardı. Merak ediyor hayvanlar. Tamamdır buradaki iş. Ne zamandan beri barutu göstermiyorum sizlere. Bir 4-5 gün oldu herhalde. Yani fırsat bulamadım ama şimdi fırsatını yakalamışken barutu bir çekelim. Mehmet abi de görsün. Mehmet abi çok seviyor buzağısını. Niye çekmiyorsun diyorum. Aha, çekiyorum. Abim şuraya kuru otlar atmış. Onu da altına yayacağız, sereceğiz. Barut ishal olmadı, şükürler olsun. Öyle bir şey yok. Sütünü gayet kontrollü bir şekilde veriyoruz. Çok aşırıya kaçmıyoruz. Şu anda vermiş olduğum süt 2 litre. 2,5 daha yapmadık onu yani. Belki hani bir hafta sonra 2,5 litreye, 10 gün sonra 2,5 litreye çıkarabiliriz mi diye düşüneceğiz, bakacağız durumuna. Yani şunu unutmayın. Buzağı az süt yedi diye ölmez ama ishal olduğu için ölür. Bunu birebir yaşadık, gördük. Hadi barut geri çık, geri çık. Şu altını da bir sereyim. Islanmış altı. Dur. Şuradaki şöyle. Evet. Gel bak. Gel şöyle bir çekeyim seni. Gel bak. Aha barut burada. Aha barut burada. Aha barut. Bak. Güçlendi. Güçlendi, güçlendi. Güçlendi barut, güçlendi. Güçlendi, güçlendi. Güreşiyoruz, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya Allah'ım, sen ceylan mısın ya? Sen ceylan yavrusu musun sen? Hı? He? Sana küpe taktıralım mı kulaklarını? Bakayım. Boynuzları yok. Boynuzsuz. Seni yakmaya gerek yok boynuzların. Evet. Abim diğer hayvanları da yedirdi. Onları da bir çekelim. Tosun Paşa da annesini emdi. Artık onu da yerine alabiliriz. Şöyle göstereyim. Aslında birazcık süt kaldı memesinde gibi ama normalde evet birazcık daha emsin. Emiyorsan em, tamam hadi. Emiyorsan em. Ben nereye koyacağım? Ayıptır ya, ayıptır ya. Nereye koyacağım o sütü? Ayıptır ya. Baksana. Hiç boşluk yok arkadaşlar. 100 yuvarlak. Tosun Paşa boyunu attı yukarıya doğru. Çok bariz bir şekilde. Boylandı ve şöylemesine uzandı. Özellikle son bir haftadan beri hızlı bir şekilde büyüme kat ediyor. Bunu gözle görebiliyoruz. Eğer emecekse emsin. Ama emmeyecek. Yok. Yok, emse iyi olurdu ama. Ben bunu getireyim yerine. Seninle de güreşelim mi? Heh. Güreşelim mi seninle de?
tane, bir tane alsaydın ya. Bunlar birbirine bantlanmış. Tek paket olunca daha az kar var. O diğer üzerinden de bir bant çekseydin ona. He? Deriz yeri var ya, birleşim yeri. Bant bitti. Öyle mi? Ha, çeksem daha iyi olur. O da bitişik değil mi? He? O da aynı mı? Ama batlanacaklar. Şey, 10 kilo daha var. Tamam. Arabayı yerleştiriyoruz. Paketlerimizi koyduk. Şimdi sütler geliyor. Şurada da 10 litre. Bir tane de boş şişe koydum ki yuvarlanmasınlar sağa sola. Ondan sıkıştırdım. Bunlar da evlere servis olacak olan sütler de inşallah yetiştireceğiz. Yetişir mi? Senin arabalan olmaz değil mi bu iş? Yani bu arabayı aldığımızda bile... Yani yerleştirmesi sıkıntıydı. İndirmesi illa ki getirirdik ama... Yani bir sürü sorun. İndirmesi bulaşık iş. Yani bu arabayı alırken bile bir sürü eleştiri, bir sürü bir şeyler yazıldı. Ne gerek vardı? İnegal. İnegal da kardeşim. Yani ineğin ürününü alıp da getiremedikten sonra ne yapayım ben ineği? Ne ineksiz oluyor, ne arabasız oluyor. Hepsi birbirini çağrıştırıyor. Çiftlikten ayrıldık. Dağıtıma çıktık. İlk durak Akçakale. Hemen bizim yan tarafta bir öğretmen hanım var. Onun sütünü vereceğiz. Normalde 10 kilo, 15 kilo alıyordu ama Ramazan'da 5 kiloya düştü. Normal midir? Normaldir sanat. Normaldir. Ramazan'da gitmiyor yani. Ben bile çok aşırı yoğurt yiyen biriyim mesela. Çok severim yoğurdu. Evde yoğurt olmayınca gidip bakkaldan, marketten yoğurt alan biriyim. Ama akşam bir kase yiyorum. Sen yoğurt yiyor musun akşam? Yiyorum, yiyorum. Sana. Bir kase değil mi? Ya bir kasem var ya. Günde bir kase. Evet. Normalde olsa sürekli tüketiliyor. Çocuklar yiyor. Ramazan'dan sonra... Normal gün olsa yenir şimdi sana. Şimdi günün oruçlusun zaten. Akşamdan evet. Bir kase yesin. Zaten bol bol yiyorsun akşamdan. Evet. Bir kase yoğurt tamam. Musa bile düşürdü süt miktarını. 20 litre alıyordu. 5-6 tane çocuğu var. Kayınvalidesi, kayınpederi, kendi kardeşi, baldızı, maldızı komple bir evde yaşıyorlar. Bir 15 kişi varlar herhalde ya da 20. Var kalabalık. 20 kişi varlar. Haftalık 20 litre süt alıyordu bizden. O bile 10 litreye düştü yani düştü. O ne yapıyor o kadar süt? Ya yoğurt herhalde süt içiliyor çocuklara. Şimdi 5 litresini ya da 10 litresini yoğurt yapıyor. Diğerinde pasta çocuklara, pastaya, böreğe kullanıyor ve yetmiyor dedi. Ya. İyi süt alıyor. İyi, iyi. Çok iyi bir müşteri yani inanın. Ama çok kalabalıklar. Evet hemen şeyi verelim. Sütümüzü. Geldi mi buraya? Arkadaş geldi. Listeye bakayım babamın listesi. babamın evdeki eksiklerin listesi arkadaşlar. Kıramadık babamı. Yok kaç gündür gelecek adam ya. Kaç gündür gelecek gelemiyor. Alır mısınız dedi. Arabayı alırız dedi. Gelin, baksana. Gelin patates 10 kilo. 10 kilo mu? 10 kilo patates. Bakalım başka ne yazmış babam. Şöyle odaklayalım. Koyun peyniri yazmış. İnek peyniri. Zeytin. Evet. Yazmış da yazmış. Alacağız da. Hemen gidiyoruz. Şöyle en tenha BİM'e geldik.
Şimdi BİM'den alınacaklar var. Başka marketten alınacaklar var. Ben de. Bura çıkış diyor. Tam 11 dakika sürdü. Nasıl? Çok kısa bir zaman. Bence iyi. 11 dakika. O kadar da sürmezdi de annem bingo yazmış. Çamaşır tozu. Yokmuş. Kararsız kaldık. Momo derken annemi aradık. Annem Omo'yu bilmiyorum dedi ama çok önerdiler. Öyle de. Hı-hı. Çok iyidir dedim. Öyle deyince de biz de alalım. Neyse 11 dakika sürdü. Alışveriş bitti mi? Bitmedi. Babamın inek peyniri, koyun peyniri, domates. Onlar manavlardan, peynircilerden alınacak. Yol üstünde gider gider. Yok Asya'dan değil. Niye? Orada babamın aldığı yerler var. Hiç değişmeyen. Ben biliyorum oraları. Yok yok. Domatesi diyorum ben. Domatesi şeyden alacağız. Neydi? Hacı abiden de neydi adı? Hangi hacı? Ha şey... Pazarcı'da. Abdullah mı? Abdullah abiden he. Peynirciye geldik arkadaşlar. Kalan var mı? Yok. Niye? Çizeceği de mi? Ben de öyle yaparım normalde. Arabada çizeriz. Babamın peynirleri burada. Şimdi inek yağlı bu. Yağlıdan mı verecektin? Bir şey yazmadı ki ona. Yağlı olsun. Olsun yağlı olsun. Ne güzel kokuyor değil mi? Şeyde basma. Hı? File şeyde basma. He file. Hayır, gömülüyor onu işte. Nasıl yapıyorsa yapıyorlar adam. Gidip... Kesik değil miydi? Ben de asılıyorum ona. Peynir işini de hallettik. Ama peynircide bayağı oyalandık. Hem müşteri vardı. Hem de asıl sahibi yoktu orada. O peynirciyi tanıyoruz. Sen onu de... tanıyorum da o Beşik ablandı. Onları sonra ayırdılar oraya herhalde. Hayır, bilmiyorum. Tabii. Neyse. Manav'ı da hallettik. Manav zaten köyden komşumuz aradık. İsmail abi tak 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 tak. Tamam dedi mi hani? Tamam. Tik tak. İşte hemen yazdı hemen. Babam ayva da yazmış. Ama ayvam yok dedi. Ben dışarıdan dedim al dışarıdan. Nasıl? Ayva annemin işidir. Bak ben çok severim ayvayı. Annem ne zamandır diyor ya. 2-3 gündür diyor. Bak, annem. Elif Tomuz. Ben de çok severim ayvayı. Ha bak bu akşam aklıma geldi mesela alacağım. Sen de yer misin? Peki ben de alırım. Bak annem neler ne yaptı ortalığı şey yaptı. Ha. Siparişler. Betül öğretmen. Fatih eğitim öğretmen. Birsen öğretmen. Mesut öğretmen. Bütün öğretmenlere süt serisiniz. Ama kargoya vermemiz lazım. Evet kargoya geldik. Hemen. Tam şu bant alayım bant. Yerleşik düzenim güzel alayım. Bantlayalım onları da. Ahmet geldi de öyle şeyler var. Tamam öyle dursun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Kargoları verdik. Kargoları verirken kavga çıktı. Abim kavgaya müdahale etti. Mesele neydi? Mesele taksiyle müşteri meselesi herhalde. Taksiyle müşteri mi? Ya bir sıra meselesi herhalde vardı orada öyle. Ya iki şey. Taksi arasında geçmedi mi bu olay? İki taksici arasında. Orada çalışan iki taksici arasında geçti. Adam da çok zayıf. Eziyorlarmış onu orada. Hı. Sırasını alıyorlarmış. Sesi çıkmıyor diye. Yani Ramazan günü yapılır mı bu? Acıdım adamı. Ya adam zayıf zaten. Bir kişi bile tutuyor onu rahat bir şekilde hani. Ya ben de acıdım adamı. Yani sesi... Gücü yok adamın gücü. Yok. Öbürünü attılar taksiye bunu da birisi eğiliyor orada işte bir kişi böyle. Dur filan. Eziyorlarmış onu orada. Şu kargocu tanıyor onu dedi. Bayağı eziyorlar onu dedi. Kullanıyor onu. Neyse. Süt vermeye geldik. Yani senin... Alo. Merhaba Burcu. Açayım Apollos'unu şimdi. Video çekiyor da. Burada. Ha, video mu çekiyor? Aha burada şimdi. Hoparlör
Evet, evet. Sametciğim. Efendim. Ben de diyorum yeter bana. Samet. Efendim. Çubuk kraker alır mısın gelirken çocuklara? Burcu şimdi çubuk krakerin sırası mı Burcu süt dağıtıyor? Midelerini bastırsın diye bulanmasın diye Samet. Allah Allah. Ekmeğe tuz da bol tuzlu ver onlara Burcu. Yemiyorlar hiçbir şeyi. O belki bastırır o yüzden. İyi bakalım tamam. Tamam. Kuzey ver anneciğim. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz Burcu. Hadi. Görüşürüz. İyi tamam. Bir müşterimizin daha sütünü verdik. Ne kaldı burada? Fatih Yiğit'in, Birsen Kaba, Mesut Öğretmen. Şimdi şuradan neredeydi o kavşak? O ileride ya. Asya'nın oradaki kavşağı demiyor musun? Oradan yukarıya. Oradan mı? Birsen Hanım'a çıkacağız. Hemen aşağı indik mi Mesut Öğretmen'e, o kavşaktan bu tarafa döndük mü de Fatih Yiğit'in Öğretmen. İbrahim öğretmen. Yani ismini bilmiyorum. Ben ona şimdi, o normalde şu ileride kalıyor da şuradan içeri sola döneceğiz. Evet. Şuradan sola içeri sağa döneceğiz sonra. Yok. Şimdi ilk önce değil mi? Tabii yukarı çıkıyoruz. Birsen Hanım. Sen yokken müşteri edildim ben. Sen İstanbul'da. Başka müşteri mi? Ya gene önceden verdiydi bana da. Bir de vardı ya iki şey vardı da. Adres sormuştuk motosikletçi birisine. Ne apartmanıydı? Osmanlı apartmanı. Fatih Sultan Mehmet Han apartmanı. Orası işte. Orası tamam orası diyorum ben de. Tamam şuraya da vereceğiz dönüşte. Tamam. Bizim müitler. Normalde şuradan sağa gideceğiz de. Şuradan yukarı mı? Şimdi bak şu yukarıdaki bloğu vereceğiz. Şuradan geleceğiz. Şurada A101'i görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya hemen vereceğiz. Sanki öbür kavşaktan direkt yukarı çıkılacak da onun için kafama takıldı yani. Oradan da gidiliyor, buradan da gidiliyor. Hah, aydınlatayım ben seni. Senden daha önce oradan gitmiştik. Ben burası... Orada direkt gittik. Ben şimdi hesap ettim ki şuradan çıktık ya, şuradan döneriz, çıkarız yukarı. Yok. Anladım, sola döneceğiz. Yok yok, direkt yukarı ya, solu malı yok. Evet, sizi dağıtıma da kattık arkadaşlar. Böyle dağıtım yapıyoruz akşama kadar. Devam ediyorsun. Şu blok işte. Bu kadar basit. Bitti. Onun için bir iki defa geldik. Sen mi? Yok ikimiz geldiydik ya oraydık. Ama yok. Hayır bulduk. Navigasyon ilk gelmemiz navigasyondan geldik ulaşamadık. Kaçıncı kat kaçıncı daire ulaşamayınca geri dönmüştük. Abla dur. Ben gidip verip geliyorum. Mesut öğretmenin sütünü de verdim. Birsen Hanım'ın sütünü de verdim. Şimdi bir tane süt kaldı, onu da vereceğiz. Para üstü alma unuttum, yine cebimden verdim parayı. Ne olacak? Kasa da burada bizim arkadaşlar. Kasayı demeyelim merkeze. Kasayı bizde orası. İfşa olmaz. Aslında burayı derin yaparız, oraya keseriz de aşağı doğru. Niye? Böyle. Bizim dükkanımız oraya işte. Kumbara. Alıyoruz paraları oradan, bırakmıyoruz. Bir de anahtar koyar buraya. Aslında şuraya bastığını şöyle çıkacak, yazar kasa gibi değil mi? Tring gelecek. Dur o motor yarışçı gidiyor. Niye basıyorsun bunu? Oğlum alayım bunu oğlum, ne bileyim ya. Şurası şey ya. Geçersin birini. Benim Peugeot'da şöyleydi ya, biraz şu an. Şu öğretmeni biliyorsun değil mi? Şeyden yukarıda hani. Bu da son sütümüz. Onu da verelim. Sonra videoyu bitireceğiz. Kaçıncı kattı? Evet, 6. kat. Son süt ve son sütten sonra gelen güzel haberler yani şişeler. İşte bu. Abim nerede? Abim sevinç çığlıkları yerine arabanın uzunlarını yaktı. Şu anda sevincini gösteriyor arabadan bana. Uzunlarını, selülükleri yaktı. Niye? Çünkü şişe bulduk diye. Al kapat. Nasıl ama şişeler? Şişeler temiz ve güzel.
Son süt bereketli çıktı. Kaç tane vardı orada sana? 15 tane vardı. Kaç liraydı? Kaç liradan verdin? Ha şey mi? Kaç lira? Parasız aldın bunları. Parasız. Parasız almaya kalksan, paralı almaya kalksan. 2 liradan 10 tanesi ne yapıyor? 20 lira. Diyecekler bunlar nasıl sorular. Ey Allah. Neyse videoyu bitirdik. Orasını kes. Orayı kesin ya, oraya geldi. Ki var mı Ramazan'da ya şimdi. Ya Ramazan ya hemen. Kafamız durmuyor. Evet. Hemen şu an bir şey yapmam şey. İftara da yarım saat kaldı bu arada. Ha buradan dönsem iyi olur. Neyse süt satışı bitti. Kargolar bitti. Video da bitti. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.